Merhabalar dostlar. Bakın yine bir narenciye bahçesindeyim. Ama Antalya'da değilim bu kez. Darıca'da, Bayramoğlu'nda palmiye peyzajdayım arkadaşlar. Bakın sera girişi ne kadar güzel olmuş. Kendinizi narenciye bahçesinde hissediyorsunuz. Ama muhteşem renkler var. Sera cıvıl cıvıl. İstediğim çiçekler gelmiş. Bunlar neler? Aldıklarım. Şimdi göstereceğim. Biraz seçtim, koydum bir kenara. Muhteşem güzellikler. Çok bekletmeyeyim sizi. Evet, o ışıltıyı gözlerimde okumuşsunuzdur muhakkak arkadaşlar. O kadar güzel ki ben aslında toprak ve gübre almaya geldim. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi hani bahçeyle düzenleme yapacağım, yaptım hatta onları bu akşam yayında olacak. Bugün gübre almaya geldim. İnşallah bu videoyu da yarın akşam mümkün oldukça yayınlayacağım. Şimdi şöyle giriş böyle. Ah, dilim karışıyor arkadaşlar. Şimdi loropetalumlar çok güzel açmış. Hani pembe rüya deniliyor ya, şöyle bir bakın. Şarjım da az. Planlı gelmedim. Ama bu güzellikleri görmelisiniz. Her zaman gelemiyorum. Çok uzak değiliz ama dünya telaşesi, iş güç, Ramazan. Evet, şöyle limonların çiçeklerine de kadraj tutayım. Kokusunu gönderemiyorum ama bakın mavi renkli çiçekleriyle zeytin çalısı. Renkli sera ileride, şimdi gidiyorum ya, giderken yolda da şöyle yine bazı bitkileri görüntülemeye çalışıyorum. Bakın köpük çalısı bu. Ve birçok renkte çeşme papatyaları var içeride. Vapur dumanları çok güzel arkadaşlar. İki renginden aldım. Milyonlar çiçeği yanılmıyorsam. Evet, çeşme papatyaları. Gidiyoruz işte arkadaşlar. Bakın Yasemin. Bu kokulu, bol çiçekli olan bir Yasemin türü. Evet, çiçeklerini kahve ile gezen kızın serası burası arkadaşlar. Dilan kızımız o maharetli elleriyle diyelim, zevkiyle çok güzel de tasarımlamış. Bana aslında şöyle dedi, daha önce daha çok renkliydi, satıldılar abla dedi. Keşke haber verseydin dedim, çekerdim. Evet, şöyle bir boca oluyoruz. Sera olduğu gibi rengarenk, çeşit çeşit güzellikler. Hemen bakın. Çeşme papatyaları. Ben önce size aldıklarımı göstereyim isterseniz. Renk renk bodrum papatyaları, kelebek orkideleri ve şakayıklar orada. Şöyle, evet, aldıklarım. Bakın yıldızlar arkadaşlar, dalya denilen. Üç rengini aldım. Muhteşem renklerde, şöyle bakın. Bayıldım, bayıldım. Fiyatlarını falan orada söyleyeceğim size. Yerlerinde yazıyor çünkü. Şöyle üç renk aldım. Evet, yıldız yumrulu da aldım. Dikiyorum, hatta bazılarını diktim. Vapur dumanı bakın, böyle iki renk aldım arkadaşlar. Çok sevdiğim bir tür, tek yıllıktır ama kışa kadar güneş görünce açar. Şunlar da milyon çanlar çiçeği, üç rengine, yok dört renk, bir de sarısı var. Ve biliyorsunuz bahçeye hep ilave yapıyorum, aslan ağzı ikişer tane, bir şu iki renkli, bir de sarısından aldım. Bir de Hüsnü Yusuflar, evet, birkaç renkte çok vardı, satıldı dedi Dilan. Yetiştim, şöyle üç rengini aldım ve farklı bir şebboy rengi, hatta iki, bir de şu ilk yıllarda bahçemde vardı. Bu çok hoş kokulu arkadaşlar, çok güzel bir kokusu var o şebboyun. Tekrar böyle bulunca kaçırmayayım dedim, alayım dedim. Yermineleri de çok güzel. Şöyle onun da iki renk, yok üç tane aldım. Bakın ikisi böyle biraz yatay, ikisi bu. Bir de mor, daha boylu. Şöyle bakın. Harika güzellikler. Bunlar aldıklarım. Evet, gübre alıyorum. Gübrelerim gidiyor şimdi arabaya doğru. Ve şöyle renklere bakalım. Evet, şöyle yeni gineleri tasarımlamış. İçine de petunya ile Dilan kızımız ve hemen arkasında bakın. Prezyalar var, hasekiler var arkadaşlar. Haseki küpesi çok sevdiğimiz çiçekler burada var ve Dilan kızımızın palmiye peyzaj botanik diye sayfası var Instagram'da. Oradan iletişim kurup kargo ile alışveriş yapabilirsiniz.
Evet, frezyalar şöyle. Mesela şöyle saksıda 100 lira, soğanlı türdür. Biliyorsunuz açar, kokularını alırsınız, güzelliklerini hissedersiniz, görürsünüz. Sonrasında soğanları da kalıcı oluyor. Sonraki seneye artarak çoğalıyor. Bakın şu mor, geçen yıl Perihan ablam bu morundan sipariş etmişti. Şimdi de açmış, paylaşıyor, bana atıyor. Buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum güzel ablama. Evet, muhteşem arkadaşlar, o kadar güzel kokuyor ki. Muhteşem bir kokusu var, sarılar. Benim de bahçemde bir yerlere koymuşum, unutmuşum. Yavaş yavaş kendilerini gösteriyor. Orada burada açtıkça. Burada şu saksılar 150 lira arkadaşlar. Evet, geçen yıl 100 liraydı biliyorum. 2-3 renk olabiliyor. Bakın sarı ve şöyle renk olabiliyor arkadaşlar. O şekildeydi yanılmıyorsam geçen yıl 100 liraydı. Şimdi 150, %50 artmış. Geçen yıldan bu zamana her şey %100'ün üzerinde artış gösterdi biliyorsunuz. Bunlar doğal olarak çiçeklere de yansıyacaktır. Evet, her şey gidiyor. Ama çiçekler bizde gerçekten terapi etkisi yaptığı için çok iyi geliyor arkadaşlar. İnanın ben şimdi buraya öylesine gübre alıp gidecektim ama bu renkleri görünce içim kıpır kıpır oldu, coştum. Bir mutlu oldum ki arkadaşlar, inşallah bu mutluluk sizlere de sirayet edecektir ve gönlünüz hoş olacaktır. Şu tatlı renkler ile bakın, Bellis Bidens, pardon, Bellis Papatya'ya gitti. İki rengi burada. Çok hoş kokulu bir güzellik bu da. Kalıcıdır. Evet. Böyle yeni yeni başlamışlar tomurcuklarda. Sarı, turuncu. Harika. Evet, benim çiçekler gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Dilan kızımızı da uzaktan alayım şöyle, güzellik. Evet Dilan. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Gizli çekim. Evet. Rex begonyalar var arkadaşlar. Şöyle 50 lira. Fiyatları söylüyorum değil mi? 50 lira mesela açmamış olan frezyalar var. Şöyle. Ötede 100-150 diye gidiyor. Az önce gösterdiğim renkli şunları, fiyatlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Sinerelyalar 35 lira. Ortancalar gelmiş. Bakın bunlar da yeni yeni başlıyorlar. İnşallah açtığı zaman çok daha coşkulu olur. Evet, Dilan'ın babasıyla konuştum geldiğimde. Dedi istersen begonviller gelecek. Çok güzel begonviller gelecek dedi. O zaman istersen çekersin. Dedim o zaman da çekerim. Bunları ertelemeyelim, bu güzellikleri. Çiçek dostlarımız izlesin, gönülleri şenlensin arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Ben direkt vapur dumanlarına geçeyim. Muhteşem. İki renginden de aldım. Arkadaşlar, ekseri mavi olanı şöyle bakın. Mavi olanı daha yaygın olarak biliyoruz. Beyazı da var bunun ayrıca. Şu çiçek yapısı bir duman tarzı bir hava verdiği için vapur dumanı ismi verilmiş. Ben bundan geçen yılda aldım. Viyollerde satılıyor, daha küçük olarak. Bahçede böyle serpiştirdim. Güneş görmesi gerekiyor. Güneş gördüğü sürece kışa kadar yayılarak, büyüyerek açan bir güzellik bu. Tavsiye ettiğim bir tür bahçe renklendirmelerinde. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet, bu rengi de çok hoş. Bordomsu. İkisinden de aldım. Bunların fiyatı arkadaşlar 50 lira. Böyle saksıda. Şöyle saksılarda arkadaşlar. Şöyle bakın. Kalanşolar var. Mesela kalanşo mangini değerli bir türdür. Onlar da viyollerde daha uygun fiyatlarda. Bakın burada mesela saksıda 22 lira. Ama viyollerde şu anda hatırımda değil. 12 miydi? 18 miydi arkadaşlar? Bakın bir lale şöyle açmış gerine gerine. Evet, hemen karşımızda neyi görüyoruz? Gördüğümüz zaman bizleri heyecanlandıran Haseki küpeleri. Bunlar kalıcıdır, dayanıklıdır. Bahçelerde diktiğinizde kalıcı oluyorlar arkadaşlar. Hangi renkleri var? Sanki mor görüyorum. Şöyle mor. Bordo görüyorum, pembe. Farklı tür, bakın yuvarlak.
Şöyle bakın 40 lira arkadaşlar, bunlar da saksı olarak. Şöyle bakın. Evet, şöyle birazcık renklerini yeni yeni başlamışlar açmalara. Çok tatlıyız, çok. Bakın bu katlı. Katlı, çok tatlı. Evet, katlı, katsız, yalın kat. Ve yıldızları göstereceğim. Bodur yıldızlar hemen burada. Daha önce Bahçe Market videosunda bunları görmüştük ama şimdi bakın birazcık daha boyluları ve benim aldığım tür yaprakları koyu mor. Şöyle bu renklerde. Hepsi çok güzel ama işte içlerinden tercih ediyoruz. Üç rengini aldım arkadaşlar. Ama bakın bundan aldım. Muhteşem bir güzellik. Evet, alın 2-3 tane pencere kenarında. Konumlayın. Dış mekan bitkisi olduğu için arkadaşlar ya balkonlarınızda ya da pencere kenarlarında size mutluluk versin. Evet. Bakın burada iki taraflı açmış. Ben ne edeyim seni ya? Çok güzeliz, çok. Bakın burada da bitişik ikizler bunlar galiba. İkiz. Demek bunların da ikizi var arkadaşlar, çiçeklerin. Bakın sanki fırça darbesiyle yağlı boya tablosu gibi. Harika arkadaşlar. Evet, bakmalara doyum olmuyor, olmuyor. Gerçekten çok coşkuluyum. Ve petunyalar, evet onlar da kendilerinin renklerini göstermeye başladı artık. Her rengi, her çeşidi, harika renkleriyle. Siyahı da var. Onlar ne kadardı? Onlar da 40 lira zannedersem. Çünkü vapur dumanlarının olduğu yerde. 11 ayları göstermedim. Evet, geldim 11 aylar tarafına. 11 ay çiçekleri arkadaşlar. Bunlar da kalıcı. Daha önce buradan aldım. Sonraki seneye de açtı. Ama arkadaşlar, yani seralarda onlara sürekli besin takviyesi yapıyorlar. O yüzden açıyor onlar. Açmaya devam ediyor. Bizler de aynı şeyi sürdürürsek aynı performansı bulabiliriz. Farklı sakız sardunyaları renkleri var. Onları sonra geçeriz. Şöyle yeni gineler, milyon çanlar çiçeklerine, kalanşolara, başka ne? Bodrum papatyaları, yer mineleri renk renk. Evet, milyon çanlar çiçekleri 35 lira ve şöyle renkli karanfiller var. Şöyle milyon çanlar çiçeklerine baka baka gidelim. Bundan da kaç renk aldım? 4 renk aldım. Kırmızı, mor, pembe, sarı. Başka da kaldı mı bilmiyorum. Hepsi güzel. Kaldı kaldı. Evet, bir renk kaldı. Sarının yanında daha açık ton diye almadım. Yani kötü değil, güzel ama tercih yapmak zorunda kalıyorum. Evet, sardunyalar. Evet, kalanşolar orada. Şimdi yakından göstereceğim. Bakın şurada renk renk ve farklı renklerde şebboylar. Bunlardan da aldım. Bende olmayan türlerini. Ve önümde begonviller, bodur begonviller arkadaşlar. Bol çiçekli renkleriyle dikkatimizi çeken güzellik, Akdeniz iklim çiçeği, sarmaşık olarak geçiyor aslında. Ama Marmara bölgesindeyiz biz. Buralarda korumamız gerekiyor. Karasal iklimlerde biraz değil, çok zor. Yani karasal iklimde bilmiyorum, uzun süreli kış yaşandığı için begonviller için pek iyi olmayabiliyor. Evet, başka ne deniliyordu? Gelin duvağı. Gelin duvağı deniliyor begonvillere. Evet, döndük Hüsnü Yusuflar. Bakın şu sardunyada ne kadar güzel. Yerim senin o tomurcuklarını. Bakar mısınız şu güzelliklere? Muhteşem. Evet, Hüsnü Yusuf'ların renklerinden de 2-3 tane aldım. Bakın çok güzel bir çiçek. Şöyle viyollerde 12 lira arkadaşlar. 12 lira. Şöyle renkleri, fiyatı. Ve şebboylar 8 lira arkadaşlar. Bunları da işte böyle renk diye aldım. Bu türü, şu türü ondan aldım. Çok güzel kokulu. Yani muhakkak kokuları vardır hepsinin ama onun daha bir yoğun kokulu. Bakın, kaybettim diye üzülüyordum. Şimdi geldi. Ben de bu fırsat alayım dedim. 11 ay çiçekleri ve ada çayları çiçekte. Evet, aromatik bitkileri tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhakkak
bahçeniz yoksa da balkonlarınızda veya pencere önlerinde konumlayabilirsiniz. Evet, şebboylar bir de burada farklı olarak bu rengini aldım. Çok güzel. İnşallah artırırım, gitmez. Güzel bakarsak kalır. Evet, viyollerde dediğim kalan şolar fiyatları 14 lira. Bakın turuncu, kırmızı, ebruli renklerde. Ah, şurada pembe farklı mesela. Yine arada 11 ayları yerleştirmiş Dilan kızımız. Güzellik. Evet, onun o güzel zevki sayesinde böyle tasarlanmış. Biz de zevkle izliyoruz. Evet, uçuk pembe ve kalan şolar. Bakın çok sağlıklı. Renk renk açtıkça renklerini ortaya çıkartıyor. Ve kalan şu mangini arkadaşlar, kıymetli bir türdür. Özel bir türdür aslında. Çiçekleri bakın daha seyrek ama çok hoş duruyor. Benim de var bundan. Yani bu özel bir tür kalanşo mangini. Müftü çiçeği yazıyor. Bunu ilk defa duydum. Öğrenmiş olduk arkadaşlar. Müftü çiçeği. Neden öyle deniliyor bilmiyorum. Müftü bilmiyorum yani. Bakın çok güzel. 14 lira kalanşolar. Budur. Küçük begonviller var. Sardunyaların renklerine şöyle bakalım. Sardunyalar 40 liraydı galiba. Ve küpeliler var. Henüz çiçeğe yeni başlamışlar. Onun için göstermiyorum. Yeni gineler. Çok o detaylara girmedim. Şurada sizlere şeyleri göstereceğim. Yer mineleri. Yer mineleri bakın kendi içinde farklı türlerde. Bunun da güzel 3 türünü aldım. Şöyle boylusunu aldım. Bakın kendi içinde. Bu daha dikine. Şundan aldım. Bunlar daha yatay, yer örtücü gibi. Bahçelerde güneş gören boşluklarda konumlarsanız hoş bir renk armonisi sunar. Şöyle devam edelim. Harikayız. Bakın yeni tomurcuktalar ve orada bodrum papatyaları. Evet, doğru bir çıkarım yaptım. Yer mineleri de bodrum papatyaları da 40 lira. Şöyle bir saksıda iki renk sardunya harika. Hatta üç renk, bakar mısınız? Tek renk. Şöyle içi kırmızılı ve pembe. Ve bodrum papatyalarının renklerine şöyle bir bakalım. Bakın bu dayanıklı olan türü. Benim bahçemde ilk diktiğim yıllardan beri kalan bir de moru var. O daha dayanıyor. Diğerlerini biraz kışın korumak gerekiyor. Bakar mısınız ne kadar güzel bir desende. Bodrum papatyaları kendi içinde birçok türleri üretiliyor. Bakın şunun tatlılığına, rengin hoşluğuna, lila pembe arası. Evet, gerçekten çok güzel. Bodrum deyince İzmir'de Bodrum'a özgü diye. O yüzden adı bodrum papatyası. Oranın iklimine uygun bir bitki. Çeşme papatyası da Çeşme'ye özgü. İzmir Çeşme. Yani oradan anlıyoruz. Çok aşırı soğuklarda hasar görüyorlar. Hercai menekşelerin küçük çaplı olanları çok daha hoş kokulu oluyor arkadaşlar. Şöyle iri çiçeklileri de bahçelerde, tasarımlarda bir kendini gösteriyor. Bakın çok güzel bir rengi. Her renginden almıştım. Bu da var herhalde. Şu anda bu güzel geldi bana ama. Şöyle bakalım. Evet, bahçemde her daim renkli, çiçekli olan poligala ve çok güzel iri çiçekli abutilon gördüm. Japon gülleri hemen göstereceğim arkadaşlar. Bakın Japon abutilonların şöyle tomurcukları. Demin düşenler tomurcuk değil, açmış geçmiş olanlar. Evet, poligala enteresan çiçekleri olan bir Akdeniz iklim bitkisi. Her mevsim çiçekli, yapraklı. Aşırı sert iklimlerde olmaz. İlk diktiğim yıllarda korudum. Sonradan daha korumuyorum. Bakın kırmızı
Çok kırmızı değil ama hani kırmızı denilebilecek, turuncu değil. Şöyle yumuşak bir kırmızı renkte abutilonlar. Fiyatları nedir onları bir soracağım. Bir de Japon gülleri var. Bakın. Ve çeşme papatyası alabildi yine pembe. Hemen altında da beyaz papatyaları konumlamış Dilan kızımız. Harikayız arkadaşlar. Evet. Yeme de yanında yat derler ya. İzleyin, olmasa da olur. Şöyle izledikçe ruhumuz şenleniyor. Huzur duyuyoruz. Evet. Buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Palmiye peyzaja. Şöyle hercai menekşelerle bir tasarım yapmış saksıda. Şöyle arkadan seraya bakıyoruz. Şöyle bakıyorum neler var. Bakın geçen bahçe videosunda çekmiştim. Gelin teli sarmaşığı ve altın çilek. Bakın bilginiz de olsun, burada var. Evet, kısa bir video yapmak mümkün mü bu kadar rengin içerisinde? Kısa istiyordum. Şarjım biterse kusura bakmayın, buradan Allah'a ısmarladık diyeyim ama devam ediyorum çekmeye şarj bitene kadar arkadaşlar. Bakın bu da Sitius denilen bir bitki. Kendi nevi şahsına münhasır derler ya, ne kadar hoş. Çiçekleri bayağı alımlı duruyor. Çeşme şurada da var. Şöyle sandalye önüme geldi. Çeşme papatyalarına geçecektim ama sardunyalar. Yine o Sitius denilen güzellik. Arkada yine viyollerde begonyalar var. Yer begonyaları arkadaşlar. Bahçeleri renklendirmek için her renk yapraklı. Yani koyu yeşil, bordo, kahverengi renklerde yaprakları. Şöyle yine buradaki bundan bahçemde vardı. Çok da seviyordum ama aşırı don yapınca gitti. Çok sevdiğim bir renk arkadaşlar. Yumuşak tonlarda böyle bodrum papatyası. Ve çanta çiçeklerini daha önce görüntüledim. Hanım çantası. Şöyle kısaca bir bakmış olalım yine. Şöyle gazanyalar var. 11 ay çiçekleri renk renk, bakar mısınız? Çok güzel renklerde. Mor da var, morlu. Ve aslan ağzı şöyle saksılandırmışlar renk renk, iki renk falan. Milyon çanlar çiçekleri de saksılanmış olarak, bunlar sarkıcı. Yani büyüyecekler. Sarkıcı olarak hoş görünüm sunacak. Aynı şekilde yer mineleri, şöyle küpeliler, bunlar saksılandırılmış. Yine geldi bizim demirbaş. Gel gel, hoş bulduk. Hoş geldin mi diyorsun bana? Çok güzel bir kedi. Videoları hep giriyor. Palmiye peyzaj videolarında hep görüyorsunuz. Evet, 11 ay çiçekleri harika. Ve aynı safanın katlı sarı olanı. Ve yine şebboy fideleri arkadaşlar, katlı olarak gördüm. Katsız olanlar tohum yapıyor. Bakın şunlar katsız ve aslan ağzı fideleri arkadaşlar. Bunlardan da aldım. Bahçeye takviye yapıyorum. Aslan ağzı gerçekten çok elverişli bir çiçek. Kışın da dayanıklı, güzel yerini severse devam eder. Aynı şekilde cam güzelleri de öyle arkadaşlar. Kışa kadar açar, büyür, büyüyerek. Bunlardan da boş yerler varsa bahçenizde almanızı tavsiye ederim. Viyollerde bodrum papatyaları daha uygundur muhakkak. Dur şurada bakayım. 8 lira herhalde. Bakayım şuna. Evet, viyoller 8 lira. Fesleğenler var. Alisyumlar var. Bakın kraliyet halısı. Bunlar diktikten sonra çoğalıyor. Moru, eflatunu var. Yine kadife çiçekleri, çocukluğumuzun çiçekleri, bellis papatya, şöyle bakalım, şeker tabağı da diyoruz. Yine Sitius. Evet, şöyle bakalım. Evet, bitirmek zorundayım arkadaşlar. Çok daha detaylı sonraki. Yani begonviller gelince çekersin dedi ya. Şu açaryelere de bir şöyle bakalım. Şöyle bakın, çeşme papatyaları
ve begonvil, baston begonvil. Bu özellikle yapılıyor arkadaşlar. Budanıyor, yukarıya bırakılıyor. Oradan da budanıp böyle baston tarzı yapılıyor. Ve felisyalar var. Bakın ne kadar güzel. Çok sevdiğim tür. Bakın palmiye peyzajda var arkadaşlar. Kalıcı. Aşırı çok karasal iklimde bilmiyorum arkadaşlar olur mu ama normalde Marmara ikliminde kalıcı olabiliyor. Şöyle çilekler, patlıcanlar, ceylan gözleri, renkler. Evet, sardunyaların renkleri. Şöyle geldim. Hadi kusur kalmayalım. Yer mineleri. Bakın şu da çok tatlı. Mor. Morlu değişik tiplerde. Şöyle baktıktan sonra şöyle karma bir bakın. Begonvil'in hardal renklisi çok güzel. Şu renk de çok güzel. Çok kalamayacağım. Evet, şöyle bitirmek üzereyim arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum bu videoyu çekerken. Hatta öncesinde o kadar coşkuluydum ki bir müddet çiçek seçtim, bekledim, dedim çok yadırgayacaklar bu kadar sevincimi. Daha önce unutma beni çiçeğinde bunu yapmıştık. Eleştirenler oldu. Çocuk gibi oluyoruz arkadaşlar. Unutuyoruz diyoruz ya her zaman. O yüzden öyle çok da bazen de itidalli durmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, buradan herkese sevgiler, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.